Hüseyin Ersöz'le konuşalım sanık avukatlarından. Hüseyin Ersöz merhaba. Merhaba. Biraz zor bir bağlantı oldu çünkü Ahmet Tatar kardeşini kaybetmiş. Bugün böyle bir sonuç çıkmış. Suç duyurusunda bulunulmuş, üretilmiş belgelerle ilgili ve o komployu kuranlar, o belgeleri üretenler, delilleri üretenler yargılanmadığı sürece bizim kardeşimizin ruhu huzur bulmayacak diyor. Böyle bir sürece doğru girdi diyebiliyor muyuz Hüseyin Ersöz davanın? Aslında bu sürecin çok önceden başladığını ifade edebilirim. Çünkü mahkeme evet beraat kararı verdi ama bu konudaki şikayetlerimizi 2014 senesinden beri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devam eden bir soruşturmada sürekli ifade ediyoruz ve oraya delillerimizi sunuyoruz. Neyi ifade ediyor bu soruşturma süreci? Şöyle ki, İstatların dayanağını oluşturan kafes eylem planının altındaki imzaların sahte olduğu, sanıkların Poyrazköy ve Ekşilik'te gömülü bulunan silahların bulunduğu alana hiç gitmedikleri hususları hep bu soruşturma kapsamında Zaten tespit başından olan beri şeyler belliydi bu bunlar. değil mi? Yani telefon sinyallerinden bulundukları noktalardan falan bunlar belliydi. Belliyken aslında mağdur edildi insanlar çocuklar. Aslında belli değildi. Şöyle tabii biz bunların araştırılması için özel yetkili mahkemeye birçok kez başvuruda bulunduk. Özel yetkili mahkeme ne yazık ki bizim masumiyetimizi ortaya koyacak olan delillerin toplanması konusunda oldukça kesin bir tavır içerisine girdi. Öyle ki kafes eylem planının altındaki imzaların sahte olduğu yönünde bilimsel mütalaa almamıza rağmen bunun bir kez de mahkeme tarafından araştırmak istememize rağmen bu taleplerimiz ısrarla reddedildi. Bunun yanında işte Poyrazköy bölgesinde o bölgeye gidip gitmedikleri konusunda sanıkların araştırma yapılması taleplerimiz yine reddedildi. Yani mahkeme heyeti tarafından aslında gerçeğin ortaya çıkartılması noktasında bir engellemeyle karşılaştık. Ama ne zaman ki özel yetkili mahkemeler kapatılıp dosya İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildiği zaman işte o zaman biz lehimize olan delilleri toplama imkanına da artık sahip olduk ve neticesinde de tüm dijital dokümanların sahte olduğu hususu hem imza incelemeleriyle hem de Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerle ortaya çıkartılmasını sağladık. Ha, özel yetkili mahkemeler aşamasında bu dijital dokümanları incelenmedi mi? Evet incelendi. Fakat bu incelemeleri yapan her zaman TÜBİTAK oldu. Ve TÜBİTAK belli kişiler tıpkı balyoz davasında olduğu gibi tıpkı diğer davalarda olduğu gibi bu incelemeleri hep genellikle üstü kapalı, muğlak ifadelerle geçiştirdiler. Ama ne zaman ki bu inceleme Adli Tıp Kurumu Fizik İstihbarat Dairesi tarafından yapıldı, işte o noktada tarih manipülasyonlarının İşte hard disk kapatıldıktan sonra bu hard diski yüklemelerin sahte dijital dokümanların izlendiği yönündeki tespitler somutlaşmaya başladı. Ve mahkeme de bunun neticesinde aslında bu beraat kararını verdi. Şimdi buradan bir tazminatla ilgili süreçte başlar mı? Çünkü bu işten Şüphesiz çok mağdur başlayacak. olan var. Hayatını kaybedenleri saymıyorum bile. Türkan Saylan'ın Şüphesiz başına başlayacak. gelenleri söylemiyorum bile. Evet. İşte Ali Tatar'ı biliyoruz. Ama başka mağduriyetler var. Yani mesleğini, görevini yapamayanlar, meslekten ayrılmak Kesinlikle zorunda öyle. kalanlar. Kesinlikle öyle. Mesela 4 yıl bu yargılama sürecinde en uzun tutukluluk 4 yıl 9 ay sürdü. 4 yıl 9 ay tutukluk alan kişiler arasında Kardak kahramanı olarak adlandırılan Ercan Kireçtepe, Ermoğanak gibi isimler de var. Yurt dışından insanlar gelip bu yargılama sürecinde teslim oldular. Eren Günay gibi. Fakat Eren Günay'ın ifadesini alan savcı şu anda Zekeriya Öz yurt dışında, Kendisi kaçak yurt dışında durumunda. kaçak durumda. Bir Süleyman Yani Pehlivan'dan bahsetti. Ahmet Süleyman, Tatar. aslında bu yargılama sürecinde birçok savcının ismi zikredilebilir. Sadece Süleyman Pehlivan değil. Örneğin daha kafes eylem planı bilir kişiler tarafından tespit edilmemişken kafes eylem planı ile ilgili soru soran Ercan Şafak ve Mehmet Murat Yönder'den de bahsedilebilir. Ercan Şafak görevden alındı bildiğim kadarıyla ama Murat Yönder hala Yargıtay'da üye hakim. Yani yargı sistemimiz ne yazık ki biraz yavaş işliyor. Bir hakkaniyet kavramları bu sebepten geç de olsa tecelli ediyor. Biraz sorgulanabilir bir durumda. Ama yine şu anda geldiğimiz aşama yani bu beraat kararlarının verilmesi de bizim için çok önemli. Tabii insanların uğramış oldukları maddi ve manevi birçok zarar var. Bu zararların da karşılanması lazım. O yüzden kanunda, ceza muhakemesi kanunda bunun için bir yol var, bir yöntem var. Tıpkı balyoz davasında olduğu gibi sanıkların uğramış olduğu maddi ve manevi zararlar için bunları devletten talep etmeleri mümkün. Ancak bunları tabii ki talep edeceğiz. Bu tazminat davalarını açacağız ama bunları devlete karşı yöneltmek, bütün bunların hepsini devletten talep etmek de bizim için bence bir çıkar yolu değil. Çünkü devletin
otoritesini kullanan, devletin elinde gücünü barındıran hakim ve savcılar tarafından işlenmiş olan bu suçların neticesinde uğranılan zararın da yine bu hakim ve savcılardan tazmin edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda ona siyasi destek verenler tarafından da ödenmesi gerekir herhalde. Çünkü orada bir siyasi destek de vardı. Tek başlarına yapmadılar bunu. O destek değiştikten sonra aslında bütün renk de değişti, hayat da değişti orada. Tabii bu olayın tabii ki o siyasi yansıması. Yani aslında bu davaların ne ölçüde siyasi yargılamalar olduğunu, siyasi davalar olduğunu bize gösteren önemli bir örnek. Yani Balyoz davasında biz haklılığımızı ya da Poyrazköy davasında biz haklılığımızı özel yetkili mahkemelerde anlatamazken, özel yetkili mahkemeler kapatıldıktan sonra, normal mahkemelere devredildikten sonra bu davaların nasıl çok hızlı bir şekilde ve kolay bir şekilde hakkaniyet uygun bir ölçüde çözülebildiğine de şahit olduk. Yani siyasi etkiler yargının üzerinden kaldırıldığında ya da siyasetin yargıya müdahalesi hafifletildiğinde aslında bu yargılamaların ne ölçüde siyasi olduğunu, ne ölçüde siyasi tavırlar neticesinde şekillendiğini ve bu kararların siyasi konjonktüre göre şekillendiğini bir anlamda görmüş olduk. Siyasetin olduğu yerde zaten adil bir yargılamadan bahsediyoruz. Bir vatandaş olarak aslında utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü siyasi irade hangi noktadaysa sanki mahkemeler o noktada karar veriyormuş gibi bir algı, bir görüntü de var. O görüntünün en azından süratle ortadan kaldırılması ve siyasi etkinin davaya siyasi dava denmemesi zaten en başta, ama siyasi etkinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bütün yargı sistemi üzerinden, ki bugün de o etkiden bahsediyoruz ama, değil mi? Suç ceza hakimliği sayesinde. Aslında sadece bugün değil. Yani bu bizim ülkemizin son 50 yılına damga vuran bir gerçeklik. Bir dönem sıkı yönetim mahkemeleriyle, bir dönem istihdam mahkemelerle, bir dönem devlet güvenlik mahkemeleriyle, bir dönem özel yetkili mahkemelerle. Şimdi de suç ceza hakimlikleriyle. Şimdi nispeten suç ceza hakimlikleriyle bu sürecin yansımalarını görüyoruz ve birebir yaşıyoruz. Yani Türkiye'de bu dönem tabii hukuk tarihinde kara bir leke olacak. Yani ileride hukuk fakültelerinde çocuklar adil yargılanma hakkı nasıl ihlal edilir? Adil yargılanma hakkına aykırı nasıl uygulamalar gerçekleştirir? İşte bu uygulamalar gerçekleştirir diyerek bu davaları örnek gösterecekler. Evet. Ve bu hakimlerin icraatlarını örnek gösterecekler. Bu hakimler ve savcılar adil yargılanma hakkını ortadan kaldıran kişiler olarak lanse edilecekler. Bu yargılamalar adil yargılanma hakkının ayaklar altına alındığı yargılamalar olarak anlatılacak nesilden nesile. Hukuk kitaplarında belki bundan yer verilecek. Bizim ömrümüz yeterse bizleri anlatacağız. Bu davanın sonuçları anlatacaklar. Ama her olumsuz gelişmeden bir olumlu sonuca bence varmak gerekir ve bazı şeyleri geride bırakmak gerekir. Bundan sonra artık bundan sonrasına bakmak lazım. Yani Türkiye'deki gerek demokratik sistemin yerine oturtulması, gerek hukuk devleti ilkesinin tüm mecralarda hayata geçirilmesi ve hakim kılınması bu davalardan çıkartacağımız derslerle ancak mümkün olabilir. Evet. Bu da benim çıkarttığım ders de şudur. Siyaset her zaman yargının uzağında kalmalı ve yargıyı bağımsız bir hale getirmek gerekiyor. Ancak ne yazık ki mevcut yapı içerisinde ne bunu söylemek ne de bunu savunabilmek mümkün değil. Evet, belki bir şey daha söylenebilir. O da haklıysan sonuca ulaşmayı kimse engelleyemiyor. Bir şekilde haklı evet. olmak lazım doğru sonuca ulaşabilmek için. Yargıtay aşaması olacak mı? Bir cümle de onu alayım. Yargıtay aşaması tabii bizim açımızdan bir temiz durumu söz konusu olmayacak ama önümüzdeki günlerde biz Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kararı temiz edeceğini tahmin ediyoruz. Tıpkı Balyoz davasında olduğu gibi bu aslında usulen yapılmış olan bir temiz. Çünkü 7 günlük bir temiz süresi söz konusu. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra, yazıldıktan sonra ise başsavcılık bu temiz talebine geri çekecek mi yoksa bunda ısrar mı edecek onu göreceğiz. Ancak şunu ifade etmek lazım. Dosya aslında o kadar açık ve o kadar net usulsüzlükler ve hukuk aykırılıklar barındırıyor ki yani bu karar eğer başsavcılık tarafından temiz edilirse bunu tekrar tartışılır kılacaktır. Gerekçe bulmakta güçlük çekebilir diyorsun anladığım kadarıyla. Efendim? Gerekçe bulmakta güçlük çekebilir temiz için. Kesinlikle öyle. Balyoz davasında da çünkü gerekçe bulmakta sıkıntı çektiler. Ama Balyoz davasında tabii bu davadan ayıran bir özellik var. Balyoz davası Yargıtay'a gitmişti. Yargıtay o kararı onamıştı. Evet. O yüzden ben her zaman bana sorulduğunda Balyoz davasını daha iyi misal bir yorumla Balyoz davası bir kez Yargıtay denetiminden geçti. Tekrar o denetiminden geçmesini
istiyorlar şeklinde yorumluyorum. Yani bu benim minik yorumumdur tabii. Hı hı. Ama Poyrazköy davası hep yerel mahkemede görüldü ve hiçbir zaman yargıtaya gitmedi. O yüzden yerel mahkemede bu davanın kesinleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için.